Yurdun pek çok noktası fırtına ve sağanağın etkisinde. Başkentte fırtınanın hızı 45 kilometreye kadar ulaştı. Çatılar uçtu, ağaçlar kökünden söküldü. İlginç bir görüntü de yansıdı kameralara. Bir koltuk ait olduğu balkondan uçup yüzlerce metre ötedeki bir binanın dibine düştü. Uçan çatıların yaraladığı kişiler de oldu. Geldi, yan binaya girdi. Çatılar uçtu. Oo, çatı gitti. Ağaçlar kökünden söküldü. Gökyüzünde süzülen koltuksa fırtınanın nedenli kuvvetli olduğunun en net göstergesiydi. Bak, koltuk uçuyor. Buraya geliyor. Geldi, yan binaya girdi. Başkent Ankara fırtınanın etkisindeydi. Rüzgarın hızı saatte 45 kilometreye kadar ulaştı. Başkentin hava sahasında gün boyu çatı kaplamaları uçuştu. O çatılardan biri genç bir kadının üzerine düştü, yaralanmasına neden oldu. Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısı da yerle bir oldu. Oo, çatı gitti. Fırtınaya Merkez Camii minaresi de direnemedi. Minarenin kopan parçaları bir kişiyi yaraladı. 60-65 yaşında bir yaşlı bayana çarptı ve yanında bir araba vardı. Arabayla beraber kadın burada yaralandı. Ambulans çağırdık, gönderdik. Çankaya'daki Çayyolu Hacı İbrahim Aydın Camii minaresi de ağır hasarlıydı. Balıkesir'se yoğun yağış aldı. Cadde ve sokakları kuşatan su birikintisi ev ve iş yerlerine de doldu. Edirne'de de benzer görüntüler kayda geçti. Yoldaki su olduğu gibi bahçemize geri taştı. Fırtına ve yağışın yurdun birçok noktasındaki etkisi bugün de sürecek.